أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات وأصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور مولانا شيخ عبد الله خالد حسن شيخ محمد عبد الله، مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجمعية. Eski adetlerimiz, Allah'a şükür, Peygamberimizin sevgisi, muhabbeti üzerine olan, İslam'ın muhabbeti üzerine olan adetlerdir bütün eski insanların adetleri. Her şey Allah rızası için olmuştur. Onun için onların yaptıklarını devam ettirmek bize vazifedir. Onları unutturmak olmaz. Onları unutturan yoldan çıkmıştır demek. Bugün Allah'a şükür, Allah mübarek eylesin. Gene bayramın, Kurban Bayramı'nın üçüncü günüdür. Kıbrıs'ta adeti eski zamandan kalma, Şafava'da yapıyordu. Bayramın üçüncü günü buradaki sultana gitmek. Sultan kimdir? Hala Sultan. Ahiret Sultanı olan Hala Sultan'dır. Onu da üçüncü gün ziyaret edilirdi. Onun bereketi alınır. Tam bir bayramı, tam bayram olmuş olur. Onun için Allah'a şükür bu mübarek adeti imkan Allah veriyor. Bazen senelerce imkan olmadı gitmeye. Kapalıydı, gidilmedi. Yani şimdi o imkan verilmiştir. Onu ziyaret etmek, evliyaları ziyaret etmek, onların sahabeleri, peygamberleri, onların kabirleri bereket, rahmet dâr üstlerine, onlara gidenlere de rahmet olur. Bu yeni yetme insanlara dinlemeyin, kabir ziyareti olmaz diyor, kabir ziyareti olmaz diyen Peygamber Efendimiz kabir ziyareti yapardı, tavsiye de ederdi. Her hadisler var, hep yapılan şeylerdir. Çünkü bu insanların sevaba nail olmasın diye şeytanın işleridir onlar. İnsanlara vesvese verip kabir ziyareti olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Sen neredeydin bu 1400 sene önce, 100 sene önce de yapılan şey bu yoldadır. Sapıklar vardı gene her zaman bunlar olduğu gibi. Onlar hürmet etmezlerdi. Ne Peygamber Efendimiz'e, ne Ehl-i Beyt, ne sahabeye hürmet etmeyen tipler vardı. Ama onlar her tarafa, her tarafa silkelenip döküldü. Şey gibi, pislik gibi nasıl dökülürse onlar da İslam'ın üstünden döküldü. Onun için bu nerede ziyaret var, nerede makam varsa onun bereketini almak için ziyaret edilir. O Kur'an da okunur. Her şey ikram da bulunur. Onların faziletleri, bereketleri üzerine gelir inşallah. Çünkü onlar Allah rızası için yapıyoruz biz. Yani onlara ibadet etmiyoruz. Allah'ın sevdiği kulların yanına gidiyoruz. Onlara en rahmet sana da gelir Allah'ın izniyle. Hamdi Allah'a, thank you Allah for this days also. We are in Eid Adha, third day. There is old custom. Old people they was doing, they have many custom, many tradition they are doing. Alhamdulillah, we are all our tradition according to Sunnah wal Quran and Prophet sallallahu alaihi wasallam, good people, what they was doing since old time, this tradition coming until now. We are alhamdulillah special for Cyprus island. They are visiting Sultan. Who is Sultan? Hala Sultan. She is Sultan of our island.
third day of Eid al-Adha, they was going there making food, eating and reading Quran and get a bless from this holy Hala, auntie, say Hala, meaning auntie, our Sultan, auntie. You can, they was doing this, and they get blessed, and no problem to visit graveyard. It is blessed because this area where they are buried, the shower of mercy, shower of blessed, Allah showering them. So you are going there, you get this also. Don't listen to these people who are not knowing anything, and they said this is not Prophet forbidden. Never forbidden. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he was encouraging and he was visiting graveyard reading. All the Sahaba, they are doing this. But now this shaitan, he is not happy to people to be get blessed from Allah. He said, make people to be not sure for this. But alhamdulillah, who are following tariqah, following real Islam, they know this is some chance, some luck for people who they have these people and their land. So we are also in this island. We visiting her. Inshallah, we will visit now after suhbah. For this, we are making a short suhbah, but it's important for people to know this everywhere where they have a graveyard of prophets, or Sahaba, or Ahl Bayt, or Awliya Allah, they may visit to get blessed, because we are not worshipping graveyard, we are worshipping Allah Azza wa Jalla, and Allah Azza wa Jalla love these people and shower this for people. For this we go in, reading Quran, reading, praying, Allah for this sake of these people, accept our prayer. Allah make them higher and higher, inshallah. To we love them, to make us with them, inshallah. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.